İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü buz tuttu. Geçmiş ve gelecek hakkında Artsakh'ın Hatep'te bir köy yönetişim projesi uygulanıyor. AGİT, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyor. Tarihçi Aşot Arutunyan ile röportaj. Erdoğan'ın gidişinden sonra Türkiye'de neler değişecek? Baraj nedeniyle Batı Ermenistan'ın bir ilçesi su altında kalacak. Google'daki bazı Ermeni yer isimlerinin yerini Azerice isimler almış. Batı Ermenistan'daki Van Gölü kıyıları hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı. Bağış Bitlis'te kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar nedeniyle Van Tatvan arasında 3.755 kilometre kare alana sahip gölün kıyıları komple donmuş durumda. Van Gölü normalde sodalı bir göl olduğundan donma özelliği olmaz. Ama bugün maalesef kıyılarında tatlı suyun olduğu bölgeler komple donmuş durumda. Tarih öğretmeni Armen Avakyan, Öğret Ermenistan adlı program çerçevesinde Yerevan'dan Artsakh'a iş gezisine gitti ve Artsakh'ın Mardagirt bölgesinin Hater köyündeki Parmen Grigoryan adlı ortaokulda öğretmenlik yapmaktadır. Öğrencileriyle birlikte Sisi Dağıtan Hater Halkını Tanıyın adlı projesini yaptı ve geliştirdi. Arman Avakyan yaptığı açıklamada projemiz birkaç hedef peşinde. Birincisi Artsakh'ta turizm açısından çok az çekici yer kaldığı yanılgısını yalanlamak ve herkese göstermek. Bu yolda kendi örneğimizle köyümüzü tanıtacağız ve diğer köylerin de yakında bu kampanyaya katılmasını umuyoruz. Kampanya sonucunda köylerle olan bağlarımızı geliştirmiş olarak herkesi köyümüze davet edeceğiz. Köyümüzün kültürel anıtları hakkında fotoğraf, video kayıtları yapacağız. Köylülerle söyleşileri yapacağız. Köylülerle birlikte köyün farklı kültürel etkinliklerini göstereceğiz. Hatırk hakkında araştırma yapacak ve çeşitli haberler yayınlayacağız. Proje herkesin iletişim kurabileceği şu anda var olan ve gelecek hakkındadır diye konuştu. AGİT dönem başkanı sözcüsü Zbigniew Rau'nun sözcüsü, AGİT Polonya daimi temsilciliği ikinci sekreteri Bartosz Kempinski 11 Ocak'ta Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının doğu yönünde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği askeri provokasyon ve ateşkes ihlallerini AGİT dönem başkanının nasıl değerlendirdiği hakkındaki Armen Press'in sorusunu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni güç kullanmaktan kaçınmaya ve Artsakh sorununu çözmek için anlamlı bir diyaloğa girmeye çağırıyor diye yanıtladı. AGİT dönem başkanının sözcüsü şunları kaydetti. Güney Kafkasya'daki durumu yakından takip ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni güç kullanmaktan kaçınmaya, Artsakh anlaşmazlığını çözmek için anlamlı bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz. Polonya, AGİT dönem başkanı olarak bölgesel barış ve sürdürülebilir kalkınma çabalarımızı güçlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmayı planlıyor. Bu kapsamda AGİT Minsk grubu eş başkanlarının çabalarını destekleyeceğiz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de tarihçi Aşot Arutunyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal sembollerini analiz ederek bunların uygun şekilde yönetilmesi gereken enerji içerdiğini belirtti. Ulusal sembolleri olan Ermenistan Cumhuriyeti armasını, milli marşı ve bayrağı inceledi ve eksiklikler hakkında fikrini sundu. Devleti güçlendirmedeki rollerini vurgulayarak bunların olası değişimlerinin gerektiğinden bahsetti. Tarihçi Aşot Arutunyan orduya ve bununla ilgili bazı konulara da değindi. Yunanistan dış politikasının özellikle de Yunan-Türk dış politikasının ilerlemesine rağmen bariz eksiklikleri de var. Son derece talihsiz iki olay dikkat çekicidir. Birincisi Ankara'nın Doğu Ege adalarının askerden arındırılmasını ve onların Yunan egemenliğine bağlanması ve ikincisi Yunanistan'ın iddiaya göre Türkiye'ye savaş hazırlığına dair son açıklamalar. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Artvin'in Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7. kez taşınmaya hazırlanan
Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde hazırlıklar sürüyor. 72 yıllık yerleşim yerine veda edecek olan ilçe halkı, su altında kalacak yakınlarının mezarlarının nakli için belediyeye başvuruyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan sınırları içerisinde 410 kilometre karelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin gövde inşaatı tamamlandı. İlçe merkezi ile 4 köyde yaklaşık 5000 konut, 270 iş yeri ile 9430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Azerbaycan'ın kontrolüne geçen topraklarda Google Haritalar uygulamasında Artsakh'taki bazı Ermeni yerlerinin yerini Azerici isimler aldı. RIA Novosti Ajansı tarafından bildirildiğine göre bu, Azerbaycan Uzay Ajansı Azerkosmos Başkanı Samedin Asadov tarafından belirtildi. Aralık ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi diplomatik kanallar aracılığıyla Google'a başvurarak Bakü'nün kontrolündeki Artsakh bölgelerinin Ermeni adlarından vazgeçmesini talep etti. Ocak ayında Artsakh Ombudsmanı Geram Stepanyan, Google'a Ermeni coğrafya adlarının dijital haritalardan çıkarılmamasını isteyen bir mektup gönderdi. Şu anda Azerbaycan'ın kontrolü altındaki Artsakh'ın şehir ve ilçelerinin adları, Google Haritalar uygulamasında Azerice ve Ermenice versiyonlarında listelenmiştir. Asadov ayrıca arama motorunun gelecekte Ermeni coğrafya adlarını haritalardan tamamen çıkaracağına olan güvenini de dile getirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rafi Ovanisyan'ın seslendirdiği Gusan Aşot'un Murhuza Yehnik adlı eseri sunuyoruz. Yeselem sari şen Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.